Babam, ben Çifteler Köy Enstitüsü'nde, babam orada öğretmenken dünyaya geliyorum. 1942, 22 Mayıs. Doğum günümle de ben epey övünürüm. Çünkü Wagner de 22 Mayıs ama benim övündüğüm Wagner değil, benim övündüğüm Marilyn Monroe. O da çünkü 22 Mayıs'lı. İnsana babadan neler geçiyor? Şeker, damar sertliği. Aşağı yukarı insanlar hep bunu biliyorlar ama tabii yetenek de babadan geçiyor. Benim babam her sazı çalabilirdi. Onlar başka bir kuşak. Benim yeteneğimi o çok tabii küçük yaşlarda da anlayınca, inanın bana sonraları ders vermekten çekindi. Bana ders vermedi ve beni konservatuvara sakladı. Evet, öyle oldu babam. Öğretmen de kendisi. İşte 5 çocuklu bir aileydik biz. Bir öğretmenin o günlerdeki geliriydi. Bünkü öğretmenlerin geliri zannederim aynı düzeydeydi. Ama buna karşın beni Ankara'ya getirebildi. Beni Ankara'daki sınavlara sokabildi. Bu çok seslilik Türkiye'de bazı kesimlerde anlaşılmadığı gibi korkulan bir şey. Ne kadar garip bir şey. Yani dünya işte birleşiyor değil mi? Herkes, özellikle bu internet çağında artık insanlar nasıl bir yaşam haline geldiler? Bütün bunlar çok seslilik olmadan bir yere gidilemez. Bir yeri boş kalır. Yani Atatürk'ün müzik devrimleri içindeki bu önemli konu, insanların beyninin başka türlü açılmasını, başka taraflara dönebilmesini sağlayan bu çok sesliliği amaçlayan bir devrimdi. Ben notalarımı solfejle okurum. Solfejle okuyarak eserlerimi öğrenirim. İşte bundan çıkarak bazen biz orkestra şefleri dalgın olabiliriz. Bizden bu dalgınlığımızdan dalga geçildiğini çok iyi biliyorum. Benim de başıma gelmiştir yani. Açık söyleyeyim, kalktık burada, işte hanımım orkestra şefi değil. Baktık, arabamız yok. Hay Allah, arabamız çalınmış. İşte yardımcı oldular bize hemen, hani öyle polislere falan hani gitme konusunda. Fakat işte bir süre sonra arabamızı bıraktığımız yerden bir başkası getirdi. Hani işte böyle dalgınlıklar oluyor, olmuyor değil. Ama daha ileri dalgınlıkları olanlar var. Benim iki değerli hocam, Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin. Örneğin Ulvi Cemal Erkin'in anlattığı bir şey var. Ferit Anlar'la tavla oynarken Ferit Anlar zarı ağzına kahveyi tavlaya döktüğünü söylüyor. Yani böyle şeyler oluyor. Bizde bu dalgınlık olur. Bu dalgınlığı iyi algılamak lazım çünkü gerçekten toplumun çok ötesinde, müziğin içinde, müziği nasıl yorumlayacağını, nasıl doğuracağının hesabını yapan bir insandır orkestra şefi. Hoş görele lütfen. Hiçbir zaman orkestracının çıkardığı bir sesi, yani en aynı sesin düzeninde biraz bir koma az kalın, bir koma ince, bütün bunları da duyabildiğim için onları bu konuda kontrol altında tutarım. Onlar da bilirler. Bir süre sonra bu bilgileri onlara huzur verir, güven verir. Güven geldikçe sesleri daha iyi çıkmaya başlar. Bir de zaman açısından da vuruşlarım çok kesindir. Ben hiçbir zaman vuruşumu saklamam. Yani orkestra şefi vurmalıdır. Bir şef vurmazsa zaten olmaz. Vurmak demek yani kafalarına job falan değil. O hani sopamla o vurmak var ya, o vurmak dediğim o. Bütün herkesi aynı salisede, saniye çok geç bir şeydir bizim için, başlatmak ve aynı salisede yürütmek. Yavaşlatmak, hızlatmak, bitirmek, başlar. Bütün bunlar. Bütün bunlar işte orkestra şefinin nasıl ses alacağının göstergesi oluyor. Bende de budur. Ve müziği sevdiğim için hep gülümserim.
Ve onlardan da yaptıkları güzel müziğin gereği yüzlerinde gülümseme olmasını isterim. Seçtiğiniz bütün çalıcıları, çalgıcıları iyi bilirsiniz. Şimdi bu iyi bildiğiniz çalgıcıların bazen kendi düzeylerinde çalmadıkları zaman hemen bilirsiniz ki burada ailede bir şey var. Genellikle eşleriyle kavga ederler. Eşleriyle kavga ettikleri zaman bu müziğe çok kötü şekilde yansır. Ben bazen şöyle yaparım. Konserden sonra çiçekler verilir ya. O zaman çağırırım ben bazı işte üyeleri. Al derim, sen bunu eşine götür falan. Hocam nereden anladınız der, sarılır bana. Eşek derim, vururum kafasına falan. Böyle onlar benim sanki çocuklarım gibidir. Çünkü yani bir orkestra, şefin enstrümanı, o da benim enstrümanım. Ben onu en iyi biçimde hazırlamalıyım. Onlara en iyi koşulları sunmalıyım. Orkestra kurmak benim bir cumhuriyet çocuğu olarak görevim ülkemde. 1977 yılında Faruk Güvenci'nin öncülüğünde Sunakan'la birlikte Ankara Oda Orkestrası'nı kurduk. 18 kişiydik. 18 ateş gibi insandı bu. Ve bu 18 kişi bu kurduğu orkestrayla en az 100'ün üzerinde konser yaptı Avrupa'da. Ve yaptığı her konserde de kendi ülkesinin bestecilerinin eserlerine de yer vererek hem ülkesinin nereye geldiğini bestecilik açısından hem de ülkesindeki çalgıcıların ne denli üst düzeyde olduğunun böyle açık bir kanıtı oldu. Bu çok övündüğüm bir orkestra. Ardından tabii ben durmadım. Yine devam ettim. Zaten benim öğrenciliğimde Ankara Devlet Konservatuvarı'nda küçük küçük orkestralar kuruyordum. Hep vardı. Ben Kışlanır'ın Kültür Bakanı olduğu dönemde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nü üstlenmiştim. Ve İzmir'de biliyorsunuz bir opera bale yoktu. İzmir ki Türkiye'ye ses konusunda, opera konusunda en çok insan getiren, oradan sanki çıkıyor sesler, böyle bir kentti. Biliyorsunuz çok önemli de bir geçmişi vardı. Dediğim gibi şanslıydım, öyle de bir kültür bakanım olunca. İzmir'in opera ve balesinin kuruluşunu sağlandı. Yani benim genel müdürlüğüm dönemimde. Bu da çok kıvanç duyduğum bir şeydir. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın problemlerimin yaşadığı sıralarda Antalya'da bir orkestra kurumu için çalıştım. O zaman da çok şanslıydım. Cumhurbaşkanı Demirel'di. Başbakanımız Ecevit'ti. Şimdi zaman zaman tekrar gidiyorum. Onları arada bir, yılda bir hani yönetip şöyle her bir taraflarını bir tekrar yani ne bileyim sıkıştırmak, ne bileyim böyle orkestrayı tekrar hayata geçirmek için çalışıyorum. Borusan'da da çok şanslıydım. Asım Kocabıyık, Ahmet Kocabıyık, şimdi değerli kızları Zeynep Hamidi. Bunlarla bir oda orkestrası değil de bir filarmoni orkestrası, yani İstanbul Filarmoni Orkestrası olma çalışmasını gösterdik. Bildiğiniz gibi bu orkestra da şimdi yani Avrupa çapında bir orkestradır. Çok seçkin bir orkestradır. Benim bütün bunlar tabii ki övünç kaynağı. Fakat en son şimdi çocuğum bu Karşıyaka Filarmoni Orkestrası. Çok yakın bir gelecekte Karşıyaka Filarmoni Orkestrası yani Türkiye'de her yerde aranır istenir bir orkestra olacaktır. Çakı gibi bir orkestra. Bu böyle ama ben yine de durmam. Ben Ahmet Adnan Saygun'un öğrencisiyim. Ahmet Adnan Saygun'un öğrencisi olmak demek bir kere halk müziklerini ve aslında yani saraydan gelişmiş olarak. Şimdi Türk sanat müziği deniyor. O sanat yani müzik zaten sanattır. Onu neden vurgulamak gereği duydu onu bilmiyorum. Ben onu söylemeyeyim. Geleneksel Türk müziği diyebiliriz ona. Bu müziği de tabii öğreniyoruz. Yani Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Muzaffer Sarı Sözen'in odası Adnan Saygun'un odasının yanındaydı. Dolayısıyla
derlenen türküler, bütün bunlar elimizin altındaydı. Aşık Veysel orada gelir otururdu. Şimdi hemen kısa bir şey anlatayım. Adnan Saygun ders yaparken odaya birisi girmesinden çok kızardı. Yine bir gün böyle kapı açıldı. Ceketini ancak bağlayabilmiş, hani biraz toplamış böyle orta boy birisi girdi. Ben içimden eyvah dedim ama Adnan Bey ayağa fırladı böyle. Oo, üstadım diye. Hepimiz şaşırdık sınıfta. Meğerse bu bir halk ozanıymış. Hani benim nasıl bir eğitim aldığımı anlatmak için söylüyorum bunu. Ruşen Kam öğretmenimizdi. Dolayısıyla bu müziği doğru öğrenmek, makamları doğru öğrenmek zorundaydık. Şimdi benim çok üzüldüğüm iki şeyi anlatmak istiyorum. Bir tanesi Safiye Ayla ile ilgili. Safiye Ayla orkestra ile beraber 4 parça söyleyecekti. Ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile olacaktı. Kadıncağızın yeteri parası olmadığı için bu orkestrasyon yapılamadı ve ben bu konseri yapamadım. Yani ben Safiye Ayla ile çıkacaktım. Peki Safiye Ayla neden orkestra ile söylemek istiyordu diye hep düşünmek lazım. Özellikle bu müzikle uğraşanların, o olağanüstü kadının bu isteğinin ne anlama geldiğini düşünmeleri gerek. Bir ikinci şey de Zeki Müren'leydi. O da Ayşem operetini yapmak, operet yapmak istiyordu. O da orkestrayla yapmak istiyordu. Olamadı. Yöneticimle anlama, yönetmenle anlaşamadı bilemiyorum. Ben de çünkü orkestrasyonunu ve şefliğini yapacaktım onun. Ve yani kariyerimin de hemen başında olduğu günlerdi bu. Onu yapamadım. Böyle bir dahiyle yani Türkiye böyle Zeki Müren bir daha gelmez. Yani öyle birisiyle sahneyi paylaşamadım. Üzüntüm budur. Hiçbir zaman o başkalarının hani Alaturka, Alafranga diye bizi bir çarpıştırmaya kalkışan o küçük beyinlere biz hiçbir zaman uymadık. Onları hep zaman saf dışı ettik. Öyle bir şey yoktur. Onlar da Türk müziği yapıyorlar, biz de Türk müziği yapıyoruz. Bu geniş kültürde hepimize yer var. Yeter ki hepsini en iyi biçimde yapalım, en çağdaş biçimde yapalım. Şimdi üzülerek söyleyeyim, ben şu Türk bestecilerinin eserlerini ilk çalınışını yaptım diye övünmek inanın istemiyorum. Utanç duyuyorum. Keşke ben 50. olaydım onları yapan. Bütün şefler de bu anlayışta olsa. Örneğin Amerika'da işte genel müzik direktörü olmuş ilk orkestra şefi. Keşke ben 100. olsaydım orada. Ben 100. Amerika'daki bir Türk orkestra şefi olsaydım. Bugün Türkiye ve Amerika bugün şu düzeyler yani 2013'te olur muydu zannediyorsunuz? Olmaz. Sanatçının o kadar etkin bir rolü vardır ki siyasi yaşamda bile, siyasilerde de, bürokratlarda da, profesörlerde de, eğitimcilerde de sanatçının yeri çok önemlidir. Bunları taşımak her yurtseverin görevidir. Ben de bu görevle yaşadım ve bu görevimi öğrencilerime de aşılıyorum. Öğrencilerim de bu görevle devam edecektir, gururla devam edeceklerdir. Şimdi dünyanın en ünlü çelistlerinden bir tanesi Yo-Yo Ma'dır. Biliyor musunuz konserlerinden sonra hep kendisine bis yaptırılır bir kere daha çal diye. O Saygun çalar bütün her yere. Dünyanın her yerinde Saygun'u tanıtıyor. Adamın zoru mu var? Adam bir Çinli Amerikalı. Değil ama Saygun'un yüceliği. Saygun'un yüceliği nereden gelir? Anadolu'dan gelir. Bu yaşadığımız toprak, bu zenginlik kolay değil bu toprağın üstünde yaşamak. Bunu kirletmek değil amacımız. Bunu yüceltmek, yüceltmek. Bu kadar. Benim görevim de bu. Bu yaşadığımız toprak, bu zenginlik kolay değil bu toprağın üstünde yaşamak. Bunu kirletmek değil amacımız. Bunu yüceltmek, yüceltmek. Bu kadar. Benim görevim de bu.